Borsa İstanbul piyasa analizini sunar. Analiz programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertunç. Saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Hafta içi her akşam olduğu gibi günün tüm gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Bugün öncelikle günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Programımızın ikinci bölümünde de Avrupa bölgesinde kat kat artan elektrik ve doğalgaz maliyetleriyle birlikte kapanan fabrikaların Türkiye için ne ifade ettiğini konuşacağız ki bu anlamda sektör temsilcilerinin bir kısmı bunun Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu vurgularken bir kısımsa Avrupa'da iç pazarın daralmasının Türkiye için de potansiyel negatif etkileri olduğunu savunuyor uzman konuklarımızla konuşacağız. Evet, günün öne çıkan başlıklarına günü kapatmaya hazırlanırken birlikte bakalım. TANAP boru hattında kapasite iki katına çıkıyor. Azerbaycan doğalgazında kapasite artıyor. Türkiye, Azerbaycan Enerji Forumu sonrası konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Transanadolu doğalgaz boru hattının kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız dedi. Devam ediyoruz buradan. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor. Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkilerinin ele alınması beklenen toplantıda barış ve güvenlikle enerji ve iklim ekonomi konulu oturumlar düzenlenecek. Toplantıda liderlerin ikili görüşmeler de yapması planlanıyor ki bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının öncesinde liderlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Evet, buradan üçüncü başlığımıza bakalım. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya'ya karşı ticari yasaklar ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımları kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi üye ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesinin yasa dışı ilhak edilmesi ve savaşı tırmandırması gerekçesiyle hazırlanan 8. yaptırım paketinin resmen onaylandığını açıkladı. Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmayı, Rusya'nın askeri kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan pakete göre Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirildi. Aralık 2022 itibariyle Rusya'dan üçüncü ülkelere ham petrol taşınması, buna teknik hizmet sunulması, aracılık yapılması, finansman veya finansal hizmet verilmesi yasaklandı. Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yasa dışı referandum düzenlenmesinde rol oynayan bireyler ve kurumlar, Rus savunma sektörü temsilcileri ve savaşla ilgili dezenformasyonda bulunan kişiler ise yaptırım listesine eklendi. Devam ediyoruz buradan. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları öncesi Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada küresel ekonomik görünüm ve politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomide temel bir değişim yaşandığı da dikkat çeken Georgieva, Uluslararası Ekonomik İşbirliği'nin düşük faiz oranlarının, düşük enflasyonun ve göreceli olarak öngörülebilirliğin olduğu bir dünyadan daha fazla belirsizliğin, daha yüksek ekonomik oynaklığın, jeopolitik çatışmaların ve daha sık yıkıcı iklim felaketlerinin olduğu daha kırılgan bir dünyaya geçildiğini söyledi. Georgieva, yüksek enerji ve gıda fiyatları, daha sıkı finansal koşullar
var ve devam eden arz sıkıntılarının büyümeyi frenlediğini belirterek dünyanın en büyük ekonomilerinin yavaşladığını kaydetti. Politika yapıcılarının ekonomiyi nasıl istikrara kavuşturabileceğine de değinen Georgieva, özellikle enflasyonu düşürme yolunda kalınması gerektiğini ifade etti. Bir diğer başlığımıza gidelim buradan. Belarus, enflasyonla mücadele etmek için tüketici fiyatlarının artırılmasını yasakladı. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, fahiş enflasyonla mücadele için tüketici fiyatlarının artırılmasını yasakladığını açıkladı. Belta Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Lukashenko bugünden itibaren fiyat artırmak yasak dedi. Lukashenko, bu yasak bugünden itibaren, yarın değil bugün başlıyor. Böylece bugün bile fiyatlar artırılmayacak dedi. Belarus'ta yıl sonunda enflasyonun %19'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Haberlerimizle devam ediyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin AA- olan notunu teyit ederken not görünümünü negatife çevirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin AA- olan kredi notunu teyit ederken not görünümünü negatife çevirdi. Fitch Ratings'ten yapılan konuya ilişkin açıklamaya göre görünümün negatife çevrilmesinde yüksek cari açığın yanı sıra enerji gideri desteği ve vergi indirimlerine rağmen ekonominin 2023'te daralmasının beklenmesi, ekonomideki yapısal zorlukların nasıl ve ne zaman giderileceğine dair belirsizliklerle yeni başbakan Liz Truss'ın iktidar partisine azalan destek ve artan grevlerle hayat pahalılığının manevra alanını kısıtlayabilme olasılığı temel etkenler olarak gösterildi. İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Kuzey İrlanda protokolünün de halen çözümlenmediğine atıfta bulunulan açıklamada, İngiltere'nin brüt net dış borç oranlarının AA notuna sahip emsallerinden yüksek olmasının kırılganlığını arttırdığı, 2022 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %6.8'ine ulaşması beklenen cari açığın artma eğiliminde olduğu kaydedildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu küresel risklere karşı alternatif enstrüman kararı aldı. Arz güvenliğinin finansmanı kapsamında yapılan desteklerle beraber kurum ve kuruluşlara etkin kullanım alanı açıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu son dönemlerdeki küresel ekonomik kriz ile ilgili kararlar almaya devam ediyor. Kurul, arz güvenliğinin finansmanı kapsamında bütçe imkanları çerçevesinde verilen desteğin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların alternatif finansman enstrümanlarını etkin bir şekilde kullanmasını kararlaştırdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirilen kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık yaptı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Daha önce gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında kamu tarafından sağlanan tüm teşvik ve desteklere ilişkin verilerin tek bir sistemde toplanmasına ve bu verilerin özellikle kamu yönetimi açısından nitelikli verilere dönüştürülmesi için teşvik ve destek bilgi sistemi geliştirilmesi istenmişti. Yapılan yazılı açıklamada bu sistemde son aşamaya gelindiği ifadesi de yer aldı. Finansal piyasalarda Fed'in faiz artırımları devam ederken Amerikan dolarında güçlenmeye devam edeceğine ilişkin sinyaller yankılanıyor. Reuters stratejistleri 2023'ün ilk aylarında da dolar endeksinin diğer önde gelen para birimlerinin karşısında düşüş göstereceğini öngörüyorlar.
Dolar endeksinde 50 yılın en iyi performansını yaşanmasının ardından stratejistler 2023 yılının ilk aylarına kadar bu performansın devam edeceğini öngörüyorlar. Reuters tarafından döviz piyasası stratejistleri arasında yapılan ankete göre 2022 yılında %16 değer kazanan dolar endeksinin dönüş noktasında olmadığı, hatta diğer önde gelen para birimlerine karşı daha da güçleneceği ifade edildi. Ankete katılan 55 stratejistin 47'si ABD dolarının kur sepeti karşısında henüz dönüş noktasına gelmediğini belirtirken, bu noktaya 3 ay sonra gelineceğini düşünenlerin sayısı 17, 6 ay sonra ulaşılacağına inananların sayısı 25 oldu. Geri kalan 4 stratejist ise o seviyeye ulaşılmasının 1 yıl veya daha uzun sürebileceğini ifade ettiler. Avrupa'daki resesyon endişesiyle beraber ABD doları karşısında Euro'da %12 değer kaybı yaşanmıştı. En az 6 ay daha bu seviyede kalacağını öngören stratejistler, gelecek yılda paritenin 0,99 civarından 1,03'e toparlanmasını beklediklerini söylediler. Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı müdahaleyle bile toparlanma gösteremeyen dolar yen paritesi için 3, 6 ve 12 aya yönelik beklentileri 144, 140,5 ve 135,0 oldu. Evet, programın açılışında da sizlerle paylaştığımız gibi Avrupa'da yükselen enerji maliyetlerinin bir fabrikalar cephesinde negatif etkilerini görmeye başladık. Tabii bunun da Türkiye cephesinde pozitif yansımaları mı olur, yoksa negatif etkileri de olabilir mi? Uzman sektör temsilcilerimizle konuşacağız. Bu konuyu konuşmak üzere İstoç İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Acar bizimle. Ahmet Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Ağa Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Devam edelim. Buradan TÜSİT Başkanı, aynı zamanda Güçlü Kaplangı bizimle. Siz de hoş geldiniz Güçlü Bey, merhabalar. İyi akşamlar Harika Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz konuşmaya şuradan başlayalım. Çok genel bir yerden pas atacağım size. Güçlü Bey, sizden başlayalım. Avrupa'da enerji maliyetlerinin her gün katlanarak arttığını görüyoruz. Avrupa'daki enerji maliyetlerinin katlanarak artması yetmezmiş gibi Avrupa bölgesinden Rusya yönelik yaptırımlar da devam ediyor ve bu aslında bir çeşit kısır döngü halini aldı diyebiliriz. Türkiye için hem potansiyel avantajlar sunuyor aslında bu durum, hem de negatif etkileri var. İsterseniz biz önce pozitif etkilerinden, nasıl yansıyabileceğinden bahsedelim, sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Aslında bu enerji krizi ve enerji problemi şu anda kısa vadede bir problem gibi görünse de orta ve uzun vadeye dünya ekonomik konjonktürüne bakacak olursak kesinlikle yayılmış durumda. Bu kısa, orta ve uzun vadede bizim için, ülkemiz için ve sanayimiz için de farklı tehditler ve fırsatlar içeriyor. İzin verirseniz kısaca onu açayım. Kısa vadede enerji krizi var, evet, ama öncelikle enerjiyi bulmak önemliydi. Biz endüstriyel mutfak sanayicileri ve diğer sanayicilerimiz olarak en azından enerji arzında bir sıkıntı yaşamıyoruz ki bu bizim için bir rekabet üstünlüğü ve avantajı oluşturuyor. Evet, bedeli pahalı. Avrupa'ya göre yine de biz daha ucuz bedelle bunu elde ediyoruz devletin sübvansiyonu karşılığında. Ama en azından bulmuş olmamız bir kere bir artı. Üreticilerimizin arasında cam ve porselen üreticilerimizin ciddi maliyet artışları yaşadığını biliyoruz bu konuda üyelerimiz arasında ama kısa vadede en azından enerjimiz var. Bunu cebe koyalım. Orta vadede bakacak olursak da Temmuz ayı itibariyle biliyorsunuz son 12 aylık net enerji ithalatı rakamımız 70 milyar dolardı. Önümüzdeki 5 yılda da artan fiyatlarla yıl sonuna kadar bunun 100 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Dolayısıyla dış ticaret açığımızın neredeyse tamamı enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yoksa ülkemiz dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda. Ve baktığımızda geçtiğimiz yıl %89 oranında ithalatın ihracatı karşılama oranı varken sadece 13 puanlık bir düşüşle %69'a gerilemiş durumda ki enerji maliyetleri iki kattan fazla arttı. Yani biz üreticimiz, sanayicimiz dünyada rekabet avantajı elde edebiliyoruz. Ve orta vadede kendi enerjimizi üreterek ki burada da makro ve mikro hedeflerimiz var. Makro hedefler tabii ki devletin hedefleri. Biliyorsunuz doğal gaz kaynakları hem karada hem denizde mevcut. Bunları biliyoruz. Bunları devletimizin çıkarması için çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Daha mikro ölçekte de büyük şirketlerimizin rüzgar enerjisiyle ilgili yatırımlarının olduğunu biliyoruz ki bu da bizim için çok önemli. Bizim ölçeğimizde ise bizim üyelerimiz ve KOBİ'ler ölçeğinde de biliyorsunuz güneş enerjisi, güneş panelleri, fabrikalarımızın üzerlerine yapacağımız ve yaklaşık 3-3,5 yılda amorti edecek orta vadede ve bizleri bu enerji bağımlılığından
kurtaracak önemli unsurlardan biri. Kısaca uzun vadeye de değineyim ki bu bence çok daha önemli. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bizim de Kyoto Protokolü'nden sonra Paris İklim Anlaşması'yla altına imza attığımız sıfır karbon salımını, yani karbon nötr bir kıta yapma üzerinde imzala atıldı tüm Avrupa Birliği'nde. Ve 2050 yılında hiçbir şekilde karbon etkisinin, iklime etkisinin olmaması gerekliliği konusunda kararlar ve kanunlar peşi sıra atılıyor, adımlar atılıyor. Biz de Türkiye olarak 2053'te buna geçeceğimizi beyan ettik. Bu tabii tüm tedarik zincirini, üretimi, satışı, ürünlerin üzerindeki karbon etkisini, ki endüstriyel mutfak cihazları paslanmaz çelikten üretilen cihazlar olduğu için işin içinde karbon ve çelik var. Evet. Bizleri doğrudan etkileyecek. Buna karşı sürdürülebilir dönüşümü de biz COBİLOR olarak üyelerimizle birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Tabii. Bununla ilgili hem bizler hem diğer sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları istişarelerle gerekli adımları atıyoruz. Daha sonra bunların detaylarını isterseniz sizlerle paylaşalım. Şimdi Güçlü Bey, özellikle burada Türkiye için böyle avantajlı bir durum oluşmuşken biz bu avantajlı durumu nasıl biraz daha yükseltebiliriz gibi konuları da konuşacağız birazdan. Tabii burada Ahmet Bey'e de söz vermek istiyorum. Şimdi Ahmet Bey, Güçlü Bey de bizim Avrupa bölgesine göre enerji maliyetlerimizin oraya kıyasla, söylediğimin altını çizeyim, daha düşük olmasının bize belli avantajlar sağlayabileceğini söyledi bu noktada. Ama tabii şunu sormak istiyorum size de, yani son bir yıl içinde özellikle sanayiye getirilen doğalgaz ve elektrik zamlarına baktığımızda Türkiye'deki sanayi üreticileri, sanayiciler üretim maliyetleri açısından Avrupa bölgesindeki üreticilere göre ne kadar daha avantajlı sizce? Şimdi şöyle, ben Güçlü Bey güzel, önce teşekkür ediyorum, güzel bir analiz yaptı. Ben böyle rakamlarla değil de yüzeysel bir analiz yapacağım. Rakamlarla Güçlü Bey gerekeni söyledi zaten. Bir daha rakamlara çok girmek istemiyorum. Buyurun. Bizim sanayi özellikle pandemiden bu tarafa, bir de Rusya ile Ukrayna'nın savaşından sonra enerji krizi dünyada ciddi bir boyuta ulaştı. Avrupa enerjiyle alakalı sıkıntılı bir durumda. Evet, Türkiye'de enerji maliyeti yüksek, devlet suspans etmesine rağmen. Fakat enerjide bir sorun yaşamıyoruz. Yani bir kesintimiz yok. Enerjiyle alakalı bir sıkıntımız yaşamadığımız için ve ülkede üretim, inanın son 2,5-3 yılda bütün sanayide kapasiteler arttı. İlave fabrikalar yapılıyor, ilave bantlar açılıyor derken ihracatla alakalı özellikle Avrupa'ya ihracatın ciddi manada arttığını görüyoruz. Aynı zamanda kışın gelmesi, bu enerjinin Avrupa'da biraz da panik olması Türkiye'deki sanayicilerimize biraz da istihdam anlamında, iş anlamında önünü açtı. Siparişlerin adetleri değişti, yükseldi, kapasiteler doldu. Hatta zaman zaman biz sanayicilerle veya STK'larla bir araya geldiğimiz zaman içeride sanki iç talebe bile zorlanacağımız zamanları düşündüğümüz oluyor. Yani evet, ihracatımız çok güzel ama içeride de dinamiklerimiz var bizim. İçerideki dinamikleri de ayakta tutma adına bazen böyle karamsar duruma düştüğümüz neredeyse oluyor. Sebebine gelince üreticilerin özellikle Avrupa'ya hızlı bir şekilde ihracatının çoğalması. Aynı zamanda şimdi biz aslında enerjiyi ve Avrupa'yı konuşuyoruz. Bu çok güzel ve doğru bir tespit. Zaten biz oraya ihracatımızı fazlasıyla, gerekinden fazlasını yapıyoruz. Zaten genel anlamda Türkiye'nin ihracatını %54 Avrupa bölgesi. Esas bizim şu anda gözden kaçırdığımız, bana göre, ben İSTOÇ olarak konuşuyorum tabii ki, bunu İSTOÇ'un STK'sıyız. Bizim İSTOÇ'ta 4200 üyemiz, 7200 iş yerimiz var ve 42 meslek komitemiz var. İSTOÇ'ta baktığımız zaman bizim Avrupa haricinde işte Kazakistan tarafında, Özbekistan tarafında, diğer bölgelerde, Afrika bölgelerinde ciddi manada ihracat yapmaya başladık. Yani iç piyasadaki üretimi, iç piyasadaki ürünlerimizi, Türk ürünlerimizi, evet, Avrupa ülkelerinin haricinde de diğer bölgelere ihracata katkı olsun diye söylüyorum bunu. Biz ciddi manada ihracat yapıyoruz. Evet, peki ciddi manada ihracat yaptığımız bir atmosfer, evet. Burada euro dolar paritesindeki seviyeler ne kadar destekleyici sizin açınızdan, bir onu sormak istiyorum. Bununla birlikte yeni sanayi kolları açılıyor, yeni istihdam kolları açılıyor dediniz ama artan üretim maliyetlerinden şu an yurt içinde üfeye baktığımızda %150'nin üzerinde bir üfeden bahsediyoruz. Bunu nasıl yorumlarsınız?
Şimdi sanayicinin yaptığı çok düz bir matematiği anlatayım size. Çok basit aslında rakamların dışında yine. Ben çok rakamlara girmeyeceğim bu programda. Üretim maliyeti enerji en büyük gider. İşçilik artmasına rağmen enflasyonun karşılığında. Fakat ham maddenin bu pandemiden sonra ağır artışları, ham maddede bir tedarikte zorluk yaşadık. Aynı zamanda ham madde fiyatlarında iyi bir dolar bazında, euro bazında enflasyon yaşandı. Fakat ham maddenin de ufak ufak dünyada geri geldiğini görüyoruz. Yani ham madde artışları devam ederse şayet biz evet bu fiyatlarla belki de ihracat rakamlarını zorlayacağız veya ihracatta fiyat verirken zorlanacağız. Ama enerji maliyetleri yükseliyor. Diğer ham maddenin gerilemesi kısmen bizim sanayicimizin ihracatta önünü açıyor. Bunu bu şekilde cevap vereyim. İkinci sorunuz neydi? Bir diğer sorum da iç talepte bile zorlanacağız dediniz. İç talepte şu an mevcut enflasyon seviyeleri ne kadar zorlayacak sizce talepte? Şimdi enflasyon %84 açıklandı. Son enflasyon %84 açıklandı. Dolayısıyla asgari ücrete gelen zam son 6 ayda %30 geldi. Doğru mu? Yani %30 geldi. Onun haricinde şimdi alım gücünde iç piyasada çok az bir düşüş görüyoruz. Bunu biz dinamikler olarak ihracat olarak yani üretimimizi ihracat olarak yapıyoruz. İç piyasadaki pazardaki canlılık arttıkça kaygı buradan kaynaklanıyor. Yani içerideki canlılık, hareketlilik arttığı zaman bizim üretimimiz zaten ihracatta birçok dolu olduğu için içeride de hareketlilik bekliyoruz. Şu bir ay, iki ay içerisinde yani piyasanın işte yazın bitmesi, sezonun açılması ve dolayısıyla okullar açıldı, hayat normalleşti, tatil bitti derken içerideki dinamikler günden güne Evet. yani perakendecilere, perakende sektörüne baktığınız zaman hareketleniyor. Ve dolayısıyla bir tık daha hareketlenirse içeride ihracattan dolayı biz biraz tedarikte zorlanacak gibi gözüküyoruz. Demek istediğim oydu. Peki, Güçlü Bey size döneyim. Şimdi aslında benzer soruyu da size yönlendirmek istiyorum. Çünkü tabii biz şunu da konuşacağız. Yani ne kadar evet destekleyici bir rüzgar var. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü bir açık var bu alanda. Avrupa bölgesinde birçok fabrikanın ya üretimi durdurduğunu ya yavaşlattığını görüyoruz. İstihdam kayıplarını görüyoruz. Elbette bazı krizler dünyanın bazı bölgeleri için fırsat olur. Dolayısıyla bunu kabul ediyoruz ama bizim iç koşullarımız bu krizi fırsata dönüştürebilmemiz açısından ne kadar destekleyici? Ben işin bu kısmını da biraz detaylandırmak istiyorum. Zira iç koşullarımız deyince de üretici fiyat endeksine bakmamız gerekiyor, yurt içindeki enerji maliyetlerine bakmamız gerekiyor, tüm bunlarla birlikte yurt içindeki alım gücüne bakmamız gerekiyor. Ben bunları sizin nasıl baktığınızı merak ediyorum. Üretici konumundayken elbette euro dolar paritesine de bakmamız gerekiyor. 0,96'lardan işlem görüyor şu an. Dolarla alıyoruz, euro ile satıyoruz. Üfe %150. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi açıkçası sorunun cevabı biraz rakamlarla gizli. Biliyorsunuz ilk 9 ayda ihracatımız %17,2 büyüdü ama ülkemiz 7,6 büyüdü. Dolayısıyla demek ki iç pazarda bir daralma olmuş. Bu iç pazarda olan daralmanın sebebi de yaşadığımız maalesef enflasyon ve maliyet artışları. Bizler de sanayiciler olarak Ahmet Başkan'ın da söylediği gibi ihracata öncelik ve ağırlık vererek bu olumsuzluğu artıya çevirmeye çalıştık. Dolar euro paritesinde ise maalesef ara mamullerin tamamı euro fiyatlanıyor. Artı ihracatımızın da biraz evvel yine bahsedildi %54'ü Avrupa'ya. Endüstriyel mutfak sektöründe de çok yakın bir rakam var. %51'ini biz Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Dolayısıyla pariteden dolayı kâr marjlarında ciddi erimeler oldu. Komponentlerde döviz euro olduğu için hiç fiyat düşmedi. Ham madde fiyatlarında ise özellikle alüminyum, paslanmaz çelik, galvaniz gibi ham maddelerde de biraz gerileme oldu. O biraz birbirini dengeledi ama maliyet avantajı ortalamaya bakacak olursak aynı kaldı diyebiliriz. Diğer bir konu ise biz şu anda daralan pazardan pay alarak büyüyoruz. Ama aslında Avrupa pazarının daralacağı ve bu sene belki sıfır büyüme ya da belki eksi ya da %1 gibi bir rakamla yılı kapatacağı öngörülüyor. Ahmet Başkan çok doğru bir noktaya değindi. Dünyanın geri kalanı yani Çin ve Avrupa'ya çıkardığımız zaman 6 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. Çin bizim sektörümüzde en büyük rakibimiz. Biz mutfak eşyalarında
endüstriyel mutfağın da olduğu tüm mutfak eşyalarında 6,5 milyar dolarlık ihracata karşılık 2,5 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz ama Çin 84 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Yani bizim 15 katımız büyüklüğünde ve onun ulaştığı pazarlar bizim şu anda Avrupa pazarımızın dışında çok büyük pazarlar. Yani yine Temmuz ayında açıklanan uzak ülkeler stratejisinde Ticaret Bakanlığı'nın 18 ülke belirlenmişti biliyorsunuz. Bunların içinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya, Meksika, Şili, Avustralya, Hindistan, Pakistan, Çin ve Nijerya gibi 18 ülke belirlendi. Bu ülkeler aslında şu anda Çin'in büyüdüğü ülkeler. Çin'in dış ticaret verilerine baktığımızda geçen yıl 370 milyar dolar ilk 8 ayda dış ticaret fazlası veren Çin, bu yıl ilk 8 ayda 570 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş. Yani Avrupa'dan itiliyor, evet, o boşluğu biz dolduruyoruz, evet, ama Avrupa daralan pazar. Biz daralan pazarda büyüyoruz. Yıl sonu 890 milyar dolarlık dış ticaret fazlası hedefliyorlar. Bizim her alanda, dünyanın her yerinde uzak ülkeler stratejisiyle birlikte ürünlerimizi çeşitlendirerek her yerde olmamız lazım. Bunun için de hem kendi derneğimiz, hem Ahmet Bey'in derneği gibi diğer kardeş derneklerimizle, hem İhracatçılar Birliği'yle, hem de devletimizin kamu görevlileriyle ilişkiler içinde hem fuarlara katılmak, hem Urge faaliyetlerinde bulunmak, hem B2B heyetler geliştirerek sanayimizi daha da büyütmek için el birliğiyle kol kola çalışıyoruz diyebilirim Hayka. Evet, şimdi Ahmet Bey'e döneyim. Buradan tabii Türkiye için ne gibi fırsatlar doğuyor, doğmuyor derken sınıf arkadaşlarımıza da, yani burada potansiyel diğer pazarlar ve buraların durumunu da analiz etmemiz gerekir ki hangi açılardan öne çıkabilelim diye. Ben şimdi burada baktığımda örneğin Avrupa ekonomileri içeride üretemeyecekleri ürünlerin tedariği için diğer ülkelere yönelecekler. Şu an Rusya ile ilişkileri malum iyi gitmiyor. Dolayısıyla bu pazara yönelemezler. Orada imalat aktivitesi de çok yüksek değil. Çin'e dönüp baktığımızda dünyanın en büyük üretim tesisi diyelim. Hala pandeminin etkileri, yaraları sarılmış değil. Dolayısıyla Çin'i de çıkardık oradan. Ortaya daha çok Vietnam, Filipinler, Hindistan gibi ülkeler çıkıyor Türkiye'ye ek olarak. Lakin bu ülkeler de çok uzak mesafe olarak. Dolayısıyla en yakın üretim pazarı yine Türkiye olarak görünüyor. Türkiye'nin bu anlamdaki konumu ne kadar avantaj sağlıyor? İsterseniz biraz da pozitif tarafından konuşalım. Tabii ki. Şimdi bizim yani STK'larla veya sanayicilerle veya organize sanayi kurumlarıyla görüştüğümüz zaman Avrupa'daki özellikle KOBİ diye adlandırdığımız üretimcilerin, yani büyük sanayici değil de KOBİ anlamındaki üreticilerin Türkiye'ye başvurduklarını, sanayide, sanayi bölgesinde yer aldıklarını, tesis kurduklarını görüyoruz. Bu ciddi rakamlarda şu anda değil ama ufak ufak geldiğini hissediyoruz. Bunu Güçlü Başkan'la da geçen gün hatta görüştüğümüzde, İşte şuradaki sanayide Almanya'daki X bir firma yer aldığını veya fabrika kiraladığını, bitmiş yer kiraladığını, üretimini buraya kaydırdığını kendi aramızda konuşmamız bile bunun doğruluyor ve ufak ufak geldiklerini görüyoruz. Şimdi benim esas demek istediğim şu, ben yine tahtakale ağzıyla konuşacağım. Böyle biraz daha bürokrasi değil de, yanlış anlamazsanız eğer. Şimdi Türkiye coğrafi olarak çok merkezi bir noktada. Esas benim buradan vurgulamak istediğim ve sevinçle karşıladığım olayı söyleyeyim. Türkiye coğrafi olarak bölgesini pandemi, Türkiye'ye çok büyük. Tabii ki pandemiyi, hastalığı kimse arzulamaz, kimse gelmesini istemez. Dünyanın başına bir musibet olarak adlandırıyoruz. Tabii ki biz ekonomik açıdan konuşuyoruz elbette. Biz ekonomi açıdan konuşuyoruz. Ekonomik açıdan konuştuğumuz zaman Türkiye'ye pandemi çok büyük, özellikle sanayimize fırsatlar doğurdu. İhracat açıldı. Esas güzellik gördüğümüz, bakın ben İstoç'u bahsettim size. İstoç'ta bitmiş ürünlerimiz, hazır stok ürünlerimizi satan, sanayicilerin bayiliklerini yapan devasa şirketlerimiz var. Bu şirketlerin ürünleri hazır. Bugün Çin'den ürün alındığı zaman, evet, Çin ihracat fazlası çok bizden veriyor, ayrı konu. Biz belki şu anda o rakamların 10 katı gerisinde olabiliriz. Ama eski rakamlarla, bugünkü rakamları kıyasladığımız zaman biz bütün coğrafi olarak ve üretimi çok hızla geliştirdiğimiz, sanayiyi hızla büyüttüğümüz ve burada çok rahat hareket yaptığımız için biz Avrupa'da şu anda rafları bir ayda yeni ürünler, yani yeni çıkan ürünleri ve bir ayda yeniliyoruz. Her ay yeni ürün
sevkiyat yapabiliyoruz. Evet. Güncel tutabiliyoruz. Yani Avrupa'daki pazarı aslında Türkiye'deki üretim güçlü olduğu için Çin'den ürün 2 ay, 3 ay, 4 ayda gelirken biz Avrupa'daki aylık ürünleri, rafları yeniliyoruz. Dolayısıyla bundan daha büyük fırsat yok. Aslında bizlerin, STK'ların, sanayicimizin ve Türkiye'deki tüccarların yapması gereken çok iyi bir ivme yakaladık. Kesinlikle buradan geri düşmememiz lazım. Bunu daha yukarı çıkarabilmek için işte biraz daha kendimizi geliştirip reklam gücümüzü ağırlıkla arttırmamız lazım. Bakın ben size çok kısa bir örnek vereyim. Biz İSTOŞ'ta 42 meslek komitesi olan züccaciyeden, hırdavattan, kozmatikten, iç giyimden 42 meslek komitesi olan 7200 iş yeri olan bir dünyanın Çin Yuhu'dan sonra ikinci büyük ticaret merkeziyiz. Dünyanın diyorum bakın ikinci büyük ticaret merkeziyiz. İstanbul ihracatının da %7-%8'ini yapan bir İSTOŞ'tan bahsediyorum. Ve buradan biz çok rahatlıkla görebiliyoruz. Sanayiyi de görebiliyoruz, üretimi de görebiliyoruz, ihracatı da görüyoruz. Bizim yapmamız gereken biz İSTOŞ'taki tüccarlar sanayici olarak yurt dışındaki reklamlarımızı, şimdi yeni bir festival hazırlanıyoruz ayın 17'sinde. Yurt dışından bütün alıcıları, 6000'e yakın alıcı getiriyoruz İSTOŞ'a. Dolayısıyla bu ivmeyi geri düşürmemek için evet, her STK, her sanayici, her sektör bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu bırakmamız gerekiyor. Benim söylemek istediklerim. Peki Ahmet Bey, sizi zorlayan hiçbir şey yok mu? Yani biz KOBİ'lerle konuştuğumuzda finansmana erişim zorluklarından bahsediyorlar. Örneğin çiftçi tarafıyla konuştuğumuzda üretim maliyetlerinin arttığından, enerji kalemindeki artışla birlikte buradan bahsediyorlar. Yani siz de elbette derneğiniz adına soruyorum. Güncel koşullarda hiçbir şey sizi zorlamıyor mu? Kesinlikle zorlayan var. Finans olarak zorlanıyoruz. Hatta bunu biz bir ay önce daha da birçok televizyon kanallarında da söyledik. İşte devlet kademelerinde, devlet büyüklerimize de ilettik. STK'lar olarak birleştik, yayınlar yaptık. Bankalar 40-50 bantlarında bir yıllık faizler açıkladı. Evet. Ve 30-40-50 böyle bir para bulmada bir enflasyon yaşandı. Aynı ham madde krizi gibi finansal anlamda da bir ay iki ay önce Güçlü Başkan iyi bilir, birebir görüştüğümüz bu finansla alakalı sanayicimiz özellikle para bulmada aşırı zorlandığını gördük. Ve bu ama yakın, bakın şu bugün son 1-2 haftadır ufak ufak iyileştirmeler başladı. Evet, yine finansa zor ulaşılıyor ama kısmen bir rahatlık var. Dolayısıyla ben onu o yüzden çok gündeme almak istemedim. Bundan bir ay önce biz bu programı yapmış olsaydık benim söyleyeceğim ilk, yani evet ihracatımız artıyor, güzel var, işte bütün dünya ihracat yapıyoruz, sanayimiz büyüyor. Fakat finans anlamında çok büyük sıkıntı evet, yaşayacağız. Önümüzü göremeyecek durumdaydık. Açıkçası, fakat şu son günlerde düzelme görüyorum. Evet, açıkçası bu ana konularımızdan birisi olacak. Birazdan Güçlü Bey'e de yönlendireceğim evet, ama diğer cepheden sormak istediğim şimdi şöyle de bir şey var. Çok dağıtmadan gitmek istiyorum. Güçlü Bey, size sorayım. Şimdi evet, Rusya ile ilişkilerimizi bizim dünyanın geri kalanına kıyasla biraz daha denge politikası esasıyla yürütmemiz şu açıdan avantajı oldu bize. Örneğin Putin'in gerekirse gaz akışını Türkiye'ye artırırız dediği, Avrupa bölgelerine kesti ama Türkiye'ye gerekirse artırırız dediği bir süreçten geçtik. Yani burada ilişkilerin iyi olması, Türkiye'nin enerji maliyetlerinin Avrupa ülkeleri kadar dramatik artışlar olmaması açısından evet çok etkili oldu. Ama dönelim şimdi madalyonun öbür yüzüne. Peki Amerika burada nasıl bir tavır sergileyecek? Yani önümüzdeki dönemde Türkiye ve Rusya ilişkilerinin bir iyileşme patikasında olmasının Amerika cephesinden bir yaptırımla karşılanabileceği haberi de elbet sanayici için çok olumlu karşılanmıyor. En basitinden Türk vatandaşları için belki vize alımlarında zorlanmalar gibi süreçler bekleniyor. İkincil yaptırımlar olur mu olmaz mı? Bunlar da tabii söz konusu. Dolayısıyla burada Amerika bacağının nasıl bir etkisi var? Siz nasıl görüyorsunuz? Hayır kardeşim, açıkçası bu konuyla ilgili bir fikrim var ama bulunduğum konum itibariyle ben endüstriyel mutfak sanayicilerini temsil ediyorum. Sektörümüz açısından işimiz, sordum zaten. Sektörümüz hani, açısından evet, çok net şunu söyleyebilirim. Rusya pazarı bizim için önemli bir pazar ama Amerika pazarı çok çok daha önemli bir pazar. O yüzden sordum. Biraz evvel söylediğim 84 milyar dolarlık Çin'in ihracatının %60'ı Amerika'ya yapılıyor. Ve biz sırf Çin'den Amerika pazarında %10 pazar payı alsak tüm sektörümüzü %100 büyütüyoruz. Yani ticari öncelik açısından baktığımızdan, pazar büyüklüğü açısından,
bizim ürünlerimizin tüketilmesi açısından baktığımızda elbette ki Amerika pazarı bizler için çok daha öncelikli ve önemli bir pazar. Bunu net veri olarak ve sektörümüz adına söyleyebilirim. Ama buradaki çalışmalarımızdan da geri durmuyoruz. Yine İhracatçılar Birliğimizle ve derneğimizle Şubat ayının başında Amerika'da Orlando'da 20 firmamızla oranın en büyük fuarına katılıyoruz. Hemen 4 ay sonra Mayıs'ta tekrar bu sefer Chicago'da yine çok büyük bir fuara bu sefer de 30 tane üyemizle katılıyoruz. Yani Amerika pazarına girmek için oradaki bariyerleri, sertifikaları almak ve bunlarla ilgili işbirliklerini arttırmak için hem dernek olarak hem birlik olarak çok ciddi çalışmalarımız var. Biliyorsunuz o pazar farklı bir pazar. Ürünlerin ebatları değişik. Orada santim değil, inç geçiyor, voltajı farklı vesaire gibi yatırım gerektiren üreticilerimiz için unsurlar var. Burada sertifikasyon konusunda belgelendirme kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Yine ürün ve malzeme tedariği konusunda üreticilerimize, yan sanayicilerimize o pazara uygun ürünler üretmesi, rezistans gibi, motor gibi, kompresör gibi onları yönlendiriyoruz. Ciddi çalışmalar yapıyoruz ve eminim orta vadede biz orada çok başarılı hikayeler yazacağız endüstriyel mutfak sektörü olarak. Yani Amerika pazarı aslında hafife alınmaması gereken ve vazgeçilmemesi gereken bir pazar anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ahmet Bey'e döneyim. Finansmana erişim zorluklarından konuşuyorduk. Şimdi tabii siz çok rakamlarla konuşmayı sevmiyorsunuz. O yüzden ben kısacık bir rakamsal bilgi ekleyeyim buraya. Şirketler kredi bulmakta zorlanıyor dediniz. Bizde bir yıllık kredi büyümesine baktığımızda yurt içinde %18'in daha altında olduğunu görüyoruz. Ki bu çok ciddi anlamda kredi büyümesi açısından küçük bir rakam. Teyit ediyor sizin söylediğinizi o açıdan baktığımızda. Krediye erişim sorunları çözülmezse Türkiye bu anlamda yakaladığı fırsatı acaba yeteri kadar değerlendirebilir mi? Kesinlikle değerlendiremez. Yani eğer Türkiye'deki sanayicimiz kredi bulmada bundan bir ay önceki gibi zorlanırsa, devam ederse bizim bütün emeklerimiz heba olur. Kredide bulmama gibi bir lüksümüzün olmaması gerekiyor. Ama ben öyle bir tehlikenin de olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü finans anlamında şu son bir aydır özellikle günden güne düzelmeleri görüyoruz, iyileşmeyi görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var, bizim sanayicimiz, tüccarımız, Türkiye'de ben her zaman söylüyorum, yine piyasa diliyle konuşacağım, pragmatik bir sanayicimiz var bizim. Çok çabuk pragmatiklik yapar, uyum sağlar, yeniliğe ayak uydurur, ileri görüşlüdür. Türk milletinin özelliği budur, Türk sanayicinin özelliği budur. Finansal anlamda ben çok sıkıntı beklemiyorum. İnşallah o günleri görmeyiz. Peki aynı soruyu Güçlü Bey'e de yönlendirmek istiyorum. Yani finansmana erişim sorunları yakın vadede çözülmezse avantajımız ne kadar avantaj olarak kalacak? Şimdi büyüdüğümüz için özellikle üretim tarafında işletme sermayesi ihtiyacı çok şiddetli arttı. Yani 3-4 kat arttı. Çünkü hem tedarikte yaşanan sıkıntılar, eskiden 20 günde fabrikanıza inen ham madde 6 haftada, 8 haftada inmeye başladı. Bir ayda bu işin prosesi üretimi, depolarda bir ay beklemesi gibi düşündüğümüzde bizim 4 aylık bir işletme sermayesi ihtiyacımız var üreticiler olarak. Eskiden bu rakam 10 birimse şimdi 40 birim oldu. Fakat üreticilerimizin ve firmalarımızın bankalardaki limitleri 4 kat artmadı. Zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani büyümeden kaynaklı bir sermayeye ihtiyacımız var bizim. Büyümeden kaynaklı bir krediye ulaşım ihtiyacımız var. İşte bu yüzden de bunu ihracatla kapatma yoluna gitti üreticilerimiz. Çünkü iç pazarda hala vadeli ödemeler, çekler, hatta çok esnaf ilişkilerinden dolayı açık hesaplar hala dönüyor piyasamızda. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için kredi ihtiyacı doğdu ve büyümeyi tetiklediği için. Eğer bu böyle sürdürülebilirse biz gerçekten Ahmet Başkan'ın dediği gibi büyümeyi tetikleriz. Eğer ama bunun önüne ket vurulursa işte bu hedeflerden geri kalmamız çünkü şey değil, yani aksini yapmamız mümkün değil. Çünkü maalesef tedarikte her şey peşin artık ve döviz bazında peşin. Yani paslanmaz çeliği, sacı, ham maddesi, komponenti her şey peşin. İşletme giderleri zaten bir ay içinde peşin, personel giderleri vesairesi. Dolayısıyla vadeli bir satış için, o prosesi değerlendirmek için mutlaka bizim kaynağa ihtiyacımız var. Ve çoğumuz da KOBİ olduğumuz için bizim üyelerimizin %95'inden fazlası KOBİ. Dolayısıyla birikmiş bir sermaye yapısı yok. Bu yüzden de bankaların desteğini, kamunun desteğini, KGF kredilerini çok büyük ihtiyaç duyuyoruz.
Evet, şimdi konuya ilişkin çok kıymetli gazeteci büyüğüm sevgili Hakan Gül'den de bir yazısı var. Kaleme almış kendisi Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında. Burada ihracatçımızın bu fırsatları nasıl avantaja çevirebileceği, avantajı nasıl elinde tutabileceğine yönelik. Buradan çok kısa bir şey okuyup ben bu konudaki sizin bilginize, görüşünüzü almak istiyorum. En önemli konulardan bir tanesi de bu noktada ihracatçımızın kendi aralarında birlik olup fıkralarda daha çok yer alır ya Türk çukuru derler, böyle birbirimizin ayağından çekmeyip bir bütün yapı oluşturup yapısal olarak güçlü bir şekilde bütün olmak anlamında söylediği şey. Yani kendi aramızda sert bir fiyat rekabetine girince kazanan bizden çok Avrupalı alıcılar oluyor. Bu dönemde Türk üreticilerinin Avrupalı alıcılar tarafındaki ucuzcu algısını değiştirmek ve ihracat birim fiyatımızı yukarı çekmemiz lazım. Bu önemli bir fırsat yaratacak demiş. Ahmet Bey ne dersiniz? Ahmet Bey beni duyabiliyor musunuz? Güçlü Bey sizle devam edelim duyabiliyorsanız. Ben... Peki Güçlü Bey'le devam ediyorum. Buyurun. Tamam, şöyle söyleyeyim. Açıkçası bu konuda ben sektörümüzle, kendi sektörümüzle ve tüm üyelerimizle gurur duyuyorum. Çünkü biraz evvel yazıda, Hakan Bey'in yazısında belirttiğiniz gibi bizler yaptığımız fuarlarda işte bir ülkede, örneğin Fransa'da X bir üyemizin distribütörü varsa aynı ürünü üreten başka bir rakibine Türkiye'de kolundan tutup getirip benim orada zaten bir tane distribütörüm, bayim var, bu müşteriyle sen ilgilen diyen bir konuma ulaştı. Bu Türkiye algısını çok geliştirdi. Özellikle ürün konsolidasyonunda, yani bir endüstriyel mutfak üreticisi ülke olarak adlandırılmanız için A'dan Z'ye tüm ürünlerin Türkiye'de bulunması lazım. Yani patates soyma makinesi de, kıyma makinesi de, buzdolabı da, bulaşık makinesi de. Dolayısıyla Türkiye o anlamda bir destinasyon oldu ve dünyanın 5 ekol ülkesinden biri oldu. Biz bunu 10-12 yılda çok zor bir şekilde açtık. Çünkü pazar küçüktü. Pazar küçüklüğü olduğu için paylaşım zordu. Birbirimizle rekabet ediyorduk. Evet. Fakat hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımız hem tüm üyelerimiz pazarı büyütmenin, el ele kol kola gitmenin aslında çok daha büyük katma değer yarattığını birebir yaşayarak gördük. Hatta daha da ileri gittik. Biraz evvel bahsettiğim bu ara mamullerde, yurt dışında, işte biraz evvel sizin söylediğiniz gibi uzak doğu ülkelerinde bağımlı olduğumuz ara mamulleri de Türkiye'de üretmeye başladık. Pizza fırını taşı gibi, pişiricilerin ayağı gibi, bulaşık makinesi motorları gibi, kompresör gibi. Dedik ki bunu sen üret. Ben her ay X adet alırım, öbürü senden her ay Y adet alır. Buna göre planlamanı yap, piyasada oyuncu ol ve ondan sonra da ihracatçı ol. Evet. Ve ülkenin marka imajına fayda sağla diye olumlu, çok olumlu adımlar atıldı. Hakan Bey'e katılıyorum. Peki, süremiz sonuna geldi. Mahmut Bey, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir cümleniz varsa alayım, yoksa haberime gideceğim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Biz teşekkür ederiz Güçlü efendim. Size teşekkür ederim. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ahmet Başkanım, iyi akşamlar. Ben şey yapayım. İSOÇ İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Acar konuğumuzdu. Endüstriyel Mutfak Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Güçlü Kaplangı'yı ağırladık programımızın bu bölümünde. Şimdi haberimize gidelim. İstanbul Jewelry Show Fuarında stand açan Ahlatçı Holding EkoTürk'e özel açıklamalarda bulundu. Teknoloji Geliştirme Direktörü Yunus Emre Deli de Ahlatçı Holding olarak altın üzerinde geliştirdikleri güvenlik teknolojisine ilişkin bilgiler paylaştı. Altın piyasasında bildiğiniz gibi çok ciddi bir sahtecilik var. Ve bu altın alıp satanları da çoğu zaman mağdur ediyor. Bunun en önemli sebebi şu: aldığınız altının üzerinde ikna edici bir doğrulama ibaresinin veya doğrulama teknolojisinin olmaması. Biz Ahlatçı Holding olarak 2 yılı aşkın bir süredir geliştirdiğimiz ARGE çalışmaları ile yeni bir güvenlik teknolojisi geliştirdik altın üzerinde. Bu teknoloji ile altının kendi üzerinde bulunan lazerle veya kalıpla ortaya çıkmış şekillerinden farklı olarak gözle görülmeyen ama UV ışığında baktığınız zaman parlayan, dolayısıyla anlık olarak doğrulama imkanı sunan bir teknoloji. Bunu dünyada ilk defa biz yaptık diyebiliriz. Patent haklarının tamamı da bize ait. Ve şu anda tüm ürünlerimizde bunu kullanmaya başladık. Bu sayede ürünler hem kuyumcular tarafından hem de
satın alan kişiler, müşteriler tarafından hızlı bir şekilde anlık olarak doğrulanabilecek. Bunun diğer önemli tarafı ise şu. Altın üzerinin en büyük zorluğu bir işleme tabi tutulduğunda bunun uzun ömürlü olmuyor olması. Dolayısıyla eğer bir etiketleme, bir bandrolleme yaparsanız bir süre sonra etkisini kaybediyor ve siliniyor. Ama biz geliştirdiğimiz grafen nokta teknolojisi ile ortaya koyduğumuz çalışmada şunu hayata geçirdik. Bu ürün herhangi bir fiziksel, kimyasal, çevresel şarttan etkilenmeden altın eritilmediği müddetçe izini koruyor. Dolayısıyla ne kadar tahrip edilirse edilsin ki yaptığımız testlerin tamamında herhangi bir tahribat görmedik. Ortaya koyduğumuz ürün bu kadar güçlü hale geldi. Haliyle bu artık tüm vatandaşlarımızı da ikna edebilecek, rahatlatabilecek bir ürün olacak. Altın üzerindeki güvenlikten kastımız ise şu. Altının kendi yüzeyi herhangi bir reaksiyona, herhangi bir işleme müsaade etmediği için üzerinde tutunması zor bir vaziyet gösteriyor. Ama biz güvenlikli bir kaplama geliştirdik. Nanoteknoloji ile geliştirdiğimiz bu kaplama altın üzerinde hiç olmadığı kadar, herhangi bir uygulamada olmadığı kadar sağlıklı bir şekilde duruyor ve komplike cihazlara ihtiyaç duymadan bütün döviz bürolarında, bütün kuyumcularda bulunan UV cihazları tarafından, yani mor ışık dediğimiz UV cihazları tarafından çok hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor. Bu da şu imkanı sunuyor. Eğer aldığınız altını hızlı bir şekilde görüp bunun doğru mu, gerçekten rafineriden mı çıktığını, sahte olup olmadığını anlayabilirseniz dolayısıyla daha güvenli bir ticaret içerisinde bulunmuş olacaksınız. Araya gidiyoruz. Birazdan karşınızdayız.